Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz kalp ve damar hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Selen Yurdakul. Selen Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hocam şimdi tansiyon deyince tabii ki sizin ana konularınızdan bir tanesi. Tabii ki bu kalp basıncını gösteren bir şey. Bir de bunun dışında akciğer ödemine sebep olan pulmoner hipertansiyon diye bahsettiğimiz akciğer tansiyonu diyerek bilinen bir kavram var. Siz bir normal tansiyonu bir de bu akciğer tansiyonundan biraz bahsederseniz en azından izleyicilerimiz ikisi arasındaki farkı daha net anlamış olurlar. Tabii. Şimdi normal tansiyon aslında tansiyon dediğimiz şey damarlar içindeki basıncın artışı. Evet. Normal damarlar içinde kanın akarken yapmak zorunda olduğu bir basınç değeri var. Evet. Onun artışı. Normal tansiyon değeri bütün vücuttaki damarların içindeki basınç artışı. Yani esas olarak kanın kalpten fırlatıldıktan sonraki ana damarlardaki aort ve dallarındaki basınç artışı olarak tanımlıyoruz. Bu normal tansiyon. Evet. Hep konuştuğumuz halk arasında. Evet. Hipertansiyon dediğimiz şey bu. Hipertansiyon. Evet. Evet. Bu basıncın yüksek olması hipertansiyon ya da yüksek tansiyon dediğimiz olay. Evet. Akciğer tansiyonu akciğer atar damarın içindeki. Yani şöyle tarif edeyim. Kalpten akciğere temizlenmek üzere giden kirli kanın, halk arasında kirli kan dediğimiz oksijeni az olan kanın içindeki, içinden geçtiği damarın içindeki basınç artışı. Evet. Daha doğrusu bu akciğere ait olan bir şey aslında. Yani direkt olarak kalp hastalıklarından kaynaklanmıyor. Daha çok akciğer hastalıklarıyla beraber görüyoruz. Ama başka hastalıklarla da görüyoruz. Tabii bunun yarattığı bir sürü de komplikasyon oluyor. Peki hocam neden olur, sebepleri nedir ve nasıl belirtiler verir? Akciğer tansiyonu yani pulmoner hipertansiyon neden olur? Çok fazla sebebi var. Bir defa en sık sebep romatolojik hastalıklar ve akciğer hastalıkları. Yani eğer hastada, kişide bir romatizma hastalığı varsa ama bir sürü romatizma hastalığı var. Bunlar arasında halk arasında bilinen skleroderma ya da sistemik skleroz denen aslında bayanların arasında çok sık gördüğümüz bir romatizma hastalığı vardır. Mesela bu hastalıkta akciğer tansiyonu çok yüksek olur. Genelde bu hastaların belli aralıklarla taranması lazım. Akciğer hastalıklarından da kronik bronşiti olanlarda ya da KOAH dediğimiz. Ki bu çok sık görünen çok bir şey. Sık, evet. Çok sık. Genelde bu insanlar yıllardır sigara içen, genelde obez, oldukça kilolu ve uyku apne sendromu olan yani uykuda solunum bozukluğu olan hastalar. Bunu şöyle tarif edebiliriz. Hastalar şöyle diyorlar. Çok kilolu olan bazı kişiler uykularında aniden yanlarındaki kişi, eşleri nefeslerinin durduğunu ifade eder. Çok kilolu. Uykuda solunum bozukluğu olur. Bu hastalarda özellikle akciğer tansiyonu çok sık görüyoruz. Bunun dışında genetik bazı sebepler var. Genetik olabiliyor. Bunu da nasıl düşünebiliyoruz? Annesinde, babasında böyle bir tanık olmuşsa kardeşlerinde, kendisinde olabilir düşüncesiyle, o şüpheyle yaklaşıyoruz. Böyle de olabilir. Ya da bunların hiçbiri olmayabilir. Sadece sebebini bilemediğimiz, idiopatik dediğimiz ya da primer dediğimiz pulmoner hipertansiyonu, akciğer tansiyonu. Peki pulmoner hipertansiyonu olduğunu bir kişi nasıl anlayabilir? Şimdi pulmoner hipertansiyonun en kötü özelliği çok sinsi hastalık olması. Yani ilk başta belirti vermiyor, uzun yıllar belirti vermiyor. Dolayısıyla ailesinde bu tip bir hastalık olan kişilerin hekime geldiğinde hekimin çok detaylı soru sorması lazım. Şunlar çok önemli. Hasta eskiden beri çıktığı yolda yürürken artık zorlanıyor mu mesela? Ya da o yokuşu hep eskiden beri çıkarken zorlanmıyorken şimdi işte son 2 yıldır, 3 yıldır gittikçe zorlanıyor mu? Bu şöyle bir şey değil. Çok iyiydim, bir ay önce bir şey oldu ve bir aydır nefes alamıyorum. Bu kadar ani ve akut bir tablo değil. Çok sinsi. Yavaş 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 ilerliyor zaman içerisinde. Halsizlik başlıyor bir süre sonra. Çarpıntılar olabiliyor. Ama en çok kişi kendinden şöyle şüphe etmeli. 3 kat merdiveni çıkıyordum, artık eskisi gibi çıkamıyorum. Son zamanlarda nefesim daralmaya başladı. Daha çabuk yorulmaya başladım. Daha çabuk yorulmakla beraber çarpıntılarım olmaya başladı. Kendimi yolda yürürken daha halsiz hissediyorum. 2 adımda bir durmam gerekiyor. Eskiden böyle değildim. Yavaş ilerleyen ama sinsi bir şekilde. Ancak böyle şüphe edebiliriz. Peki hocam bu tansiyon olan bir kişi bunu nasıl ölçtürüyor? Veya tansiyonun yüksek olduğunu nasıl anlıyor? Mesela şimdi normal tansiyonumuzu ölçerken bir manşon takıyoruz. Evet. Bunu ölçme şansımız var.
Peki pulmoner hipertansiyon ya da akciğer hipertansiyonu olduğunu kişi nasıl teşhis konuyor? Yani bunu nasıl yapıyorsunuz? Hastada böyle şikayetler varsa bir hekime gidiyor ve hekim mutlaka bir kardiyoloğa yolluyor. Evet. Yollaması gerekiyor. Yani kalp damar hastalıkları uzmanına. Ekokardiyografi, yani kalp ultrasonunda bakılıyor akciğer tansiyonunun değerine. Orada belli bir değerin üzerinde çıkarsa kesin tanı için bu sefer normal anjiyoyla kalbin içinden basınç ölçmek gerekiyor. Ama birinci basamak test eko. Yani aslında tanı konması kardiyologlar için çok basit. Yeter ki hastadan şüphe etmek önemli tabii ki. Yani bazı şikayetlerden yola çıkarak şüphe edip hastamızı yönlendirmek lazım. Peki az önce bahsettiğiniz skleroderma gibi bir hastalıktan bahsettiniz. Mesela bunun dışında başka hangi hastalıklara eşlik edebiliyor ya da hangi hastalıklarda daha fazla görülebiliyor? Aslında bütün romatizma hastalıklarına eşlik edebilir. İçlerinde en sık sklerodermadır. Onun dışında kronik bronşit, koah dediğimiz hastalıklar. Bir de doğuştan kalbi delik olan kişilerde. Bunlar da çok sık görülür. Doğuştan kalbi delik olan kişilerde tabii bu tablo çok geniş bir tablo. Doğuştan delik kalp dediğimiz başlığın altında birçok çeşit var. Yani bunların değişik isimleri var. Bunlarda da görülebiliyor. Bazen kalp delikleri doğuştan olur, çok büyük olmayabilir, çok tehlikeli bir yerde olmayabilir, uzun yıllar belirti vermez. Sonra 40'lı yaşlarda, 30'lu yaşlarda yani erişkin yaşlarda akciğer tansiyonuyla çıkabilir. Böyle mesela çok hastamız oluyor. Bir bakıyoruz ekoda, hastanın meğerse akciğer tansiyonu var yüksek. Aslında bunun sebebi doğuştan bir kalp deliğiymiş. ASD dediğimiz mesela. Bu tip deliklerde de ilerlemiş yıllarda akciğer tansiyonu olarak ortaya çıkabiliyor. Peki öldürücü bir hastalık mı? Yani ömrü kısaltır mı? Evet, ömrü kısaltan bir hastalık. Şöyle, bir enfarktüs gibi, bir ritim bozukluğu gibi ani ölüm yapan bir hastalık değil. Ama bilimsel olarak yayınlarda ya da kitaplarda şöyle bir rakam yazıyor. Akciğer tansiyonu ya da pulmoner hipertansiyon tanı konduktan sonra hiç tedavi edilmezse ortalama yaşam süresi 2,5 yıl kadar. Yani çoğu kanserden bile daha kısa aslında beklenen ömür. Buna bakılınca yani çok dramatik bir tablo düşünebiliriz. Evet, tanı konmazsa ve tedavi edilmezse ömrü çok ciddi kısıtlayan, yani yaşam kalitesini çok bozan bir hastalık. Tedavi edilmezse gittikçe ilerleyen nefes darlığı, sağ kalp yetmezliği. Yani bu hastalıkta bizim en çok korktuğumuz şey kalbin sağ tarafının yetmezliği. Bu hastalığa özel bir durum ama bunun hastalığa yaratacağı problem kalp yetmezliğiyle aynı. Sonuç yine aynı. Yani hayat kalitesinin bozulması ve tedavi edilmezse dramatik bir tablo şeklinde karşımıza çıkıyor. O yüzden hep söylediğimiz şey, bu hastalığın erken tanınırsa tedavisi mümkün ilaçlarla. Ama erken tanı konması lazım. Şüphelenilmezse tanı konması çok güç. Kendinde halsizlik hisseden, eskiye göre farklı olduğunu hisseden. Bu çok önemli bir şey. Eskiye göre farklıyım. Hep aynı şeyi söylüyoruz ama bu çok önemli bir bulgu. Bunu hisseden hastalarımızın mutlaka hekime gitmesi lazım. Kalp doktoruna gitmesi lazım. Yani altta yatan böyle gizli bir sebep olabilir. Peki öksürük beraberinde böyle kanlı öksürük ya da balgam böyle gibi belirtileri var mı? Var ama her zaman olmak zorunda değil. Mesela beraberinde öksürük oluyorsa iki ihtimal var. Ya bu hastalık tanıda çok gecikilmiş, ileri evrede yakalamışız. Artık ödem olmuş hastalar için geçerli. Evet. Artık tedavi etmek çok güç. Ya da koaha bağlı, kronik bronşite bağlı bir akciğer tansiyonu yüksekliği. Sebebi o. Dolayısıyla o akciğer hastalığının bulguları ön planda. Ya da kanlı balgam gelmesi, evet akciğer tansiyonu da olabilir ama ileri evre bulgusudur. Ve artık çok geç kalınmış demektir. Geç kalınırsa tedavi neredeyse mümkün değil. Peki şimdi bu belirtileri varsa kişi geldi. Peki bu belirtiler olmadan önce bu hastalığa yakalanmamak için ne yapmak gerekiyor? Bu hastalığa yakalanmamak için mutlaka rutin check-up'larımıza gitmemiz lazım. Hiçbir şikayet yoksa bile, genç yaştaysak yani 40 yaşın altındaysak en azından en kötü ihtimalle yılda bir eko mutlaka yaptırmak lazım. Rutin bir kalp muayenesi ve detaylı bir kalp ultrasonu. Bu şekilde yakalamak çok kolay. Ve yakalanınca da tedavisi mümkün. Hastalar normal kaliteli yaşama dönebiliyor. Çok önemli bir fark var. Çok önemli bir şey söylüyorum hocam. Tedavisi mümkün dediniz. Çünkü 2,5 yıllık aslında hani
teşhisi konduktan sonra tedavi edilmezse 2,5 yılda öldüren bir hastalıktan kurtuluş var, mümkün. Mümkün. Peki bu nasıl oluyor? Tedavi ilaçlarla oluyor erken evrede yakalanırsa. Hı hı. Akciğer damarını genişleten, oradaki mekanizmayı tersine döndüren ya da orada pıhtı oluşmasını engelleyen bazı grup ilaçlar var. Bazı pulmoner akciğer tansiyonuna özel ilaçlar bunlar. Hı hı. O ilaçlardan başlıyoruz ve hastanın ömrü o zaman daha kaliteli hale geliyor. Oksijen almak çok önemli bu hastalar için. Hı hı. İleri evre hastalarda, çünkü oksijen temel ihtiyaç. Hı hı. Buradaki sorun, çünkü akciğerde kanın hem temizlenememesi hem de ileri evrede o akciğer damarının kalınlaşmasına ve sertleşmesine bağlı oradaki oksijen gaz alışverişinin yapılamaması. Hem akciğerde sorun hem kalpte sorun oluyor aynı anda. Hı hı. Dolayısıyla ileri evre hastalarda mesela evde devamlı oksijen tedavisi veriyoruz hastalara. Devamlı bir oksijen tüpüyle yaşıyorlar. Hep önemli. Mesela gebelik bu hastalarda yasaktır. Akciğer tansiyonu tanısı almış bir bayan gebe kalmamalıdır. Çok dramatik bir tabloyla sonuçlanır. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bugünkü program konuğumuz kalp ve damar hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Selen Yurdakul idi. Kendisine vermiş olduğum bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.